CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim aldığı özel eğitim kurumlarındaki sorunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kurumlarda günümüzde 425 bin engelli bireyin eğitim aldığı, 47 bin personelin istihdam edildiğini ifade eden CHP'li Aytekin, başta taşıma hizmetleri ve seans başına destek ücretlerinin yetersiz olduğu bu kurumlarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Öğretmenlerin özlüklerinden tutun okullarımızın fiziki yeterliliğine varıncaya kadar çok sayıda sorunla karşı karşıya olan bu kurumlar, başta otizm, asperger sendromu, dikkat dağınıklığı gibi çok sayıda sorunu olan öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyor. Fakat aldıkları destekler yetersiz. Geçtiğimiz hafta özel eğitim kurumalarını ziyaret ederek, sorunları tespit etmiş ve konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuların detaylıca araştırılması için TBM'ye araştırma önergemizi sunduk ifadelerine yer verdi. CHP'li Aytekin'in önergesi özetle şöyle. Özel eğitim kurumları, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim aldığı kurumlardır. 5580 sayılı kanunla genel çerçevesi belirlenen özel eğitim kurumlarında çıkarılan çeşitli yönetmeliklerle yaşanan sorunların aşılması amaçlanmıştır. Buna rağmen ülkemizde özel eğitim kurumlarının ciddi sorunları mevcuttur. Başta otizm, Asperger sendromu, öğrenme güçlüğü, disleksi, dikkat eksikliği gibi çeşitli sorunları olan çocukların eğitim hayatından mahrum bırakılmadan, alacakları eğitimle akranlarıyla eşit haklara sahip olması amaçlanırken, ülkemizdeki mevzuattan kaynaklanan çeşitli sorunlar, özel çocukların eğitimden mahrum kalmasına sebep olmakta ve anayasamızın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi ve milli eğitim politikasının temel ilkelerinden olan eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çelişen durumlar ortaya çıkmaktadır. Özel eğitim alması gereken çocuk sayısında da ciddi bir artış vardır. Özellikle pandemi sebebiyle yaşanan dijital iletişimdeki artış evdeki çocukları da etkilemiş, çocuklarda kendini ifade etmede yetersizlik, iletişim güçlüğü, anlama güçlüğü gibi sorunlar ortaya çıkarmıştır. 5 yıl öncesine kadar 69 çocukta bir görülen otizm, bugün 33 çocukta bir görülen sıklığa yükselmiştir. Özel eğitim alan öğrencilere verilen devlet desteği gelişmiş ülkelerde haftalık 6, 7 seans iken ülkemizde yalnızca 2 seans olarak görülmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak özel eğitime muhtaç çocukların aileleri eğitim masraflarını kendi bütçelerinden karşılamaktadır. Yine öğrencilerin okula ulaşımı servisler eliyle yapılırken kurumlara verilen destek ciddi şekilde azalmıştır. 2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin %20'sine gerilemiştir. Bu ve benzeri sorunların araştırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz.